Efendim günün ortasına devam etmek üzere. Bugün çok güzeliz. Neden biliyor musunuz? Mutfakta böyle Nagihan uyanık köse bize öyle güzel bir dağ yapacak ki o dağın içinde bir lezzetler ve renkler olacak ki bayılacaksınız. Açelya bunu hemen yapmalıyız diyeceksiniz. Hele bahara giriyoruz, bahar bitiyor. İşte artık düğünler, nişanlar, doğum günleri için bence çok keyifli bir tarif geliyor. Hiçbir yere ayrılmayın diyorum. Daha sonra kendisini her zaman ağırladığımız ve çok keyif aldığımız size renklerin güzel dünyasını, sihrini, ahengini, dansını öğreten Zeynep Tarhan Muslu bizlerle birlikte olacak. Renk şifresi öğreneceğiz. Evet. Hangi renkler kime, hangi durumda yakışıyor? Acaba bizim rengimiz var ama biz o rengi hangi alanda kullanmayız? İş görüşmesine giderken ne renk giymeliyiz? Ya da sakin bir gün istiyorsak ne renkleri tercih etmeliyiz? Enerjiye ihtiyacımız varsa ne renkleri tercih etmeliyiz? Biliyorsunuz renk kişiye özeldir. Yani hep şey derler ya, kırmızı insana işte şöyle enerji verir. Bir bakarsanız kırmızı sizin enerjinizi de alabilir. Bilemiyoruz. Hepsini Zeynep Tarhan Muslu'dan öğreneceğiz. Daha sonra Özlem Varol bizle birlikte olacak. Runner yapacağız. Burada göreceksiniz böyle güzel baskılarla, boyalarla değişik değişik runnerlar. Bu runnerların da hikayeleri var. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum Özlem Varol'un hem çizip hem boyadığı runnerları. Günün eşlikine gelince efendim renkler sizi ele verir. Hangi renkler sizi ele verir? Paylaşın bizimle. Mesela benim canım sıkkınken ben şu rengi giyiyorum. Ya da ben o gün karşı taraftan bir şey istiyorsam bu rengi giyiyorum. Var mı böyle şeyleriniz? Lütfen bizimle paylaşın. Nerede? Instagram'da tv360.com.tr ve Acelya Akkoyun'dan. Twitter'da Acelya, @Akkoyun ve tv360.com.tr. Benim var. Hemen söylüyorum. Sevgili Zeynep'e daha önce sormuştum biliyorum ama ben biraz böyle içim falan sıkıldığımda ya da böyle havalar böyle kapalı, çok şaşıracaksınız karanlık olduğunda. Ben beyaz giyerim biliyor musunuz? Hemen o beyaz basic diyorlar ya tişörtler. Mutlaka kalkar kalkmaz duşumu aldığınızda o beyaz tişörtü mutlaka içime bir giyerim. Böyle kendimi iyi hissederim o zaman. Ya da akşam böyle kendimi huzurda hissetmek istediğim zaman yine beyaz giyerim. Eğer gün içinde aktif olmak istiyorsam da mavi giyerim efendim. Benim renklerim vardır. Siz de lütfen bizimkini paylaşın. Sizin renklerinizi bizle paylaşın. Bakalım hangi renk ahenkleriyle karşılaşacağız? Hemen Nagihan Uyanık Köse'ye gidiyorum ve şu güzel dağın sırrını öğreniyorum. Hoş geldin Nagihan'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, çok mersi. Yayınımıza renk kattın. Bu güzel tarifinin adı ne tarifin? Adı aslında Kragelinli Patişo Kulesi. Yani bir daha, bir daha. Kıtır tabakalı profiterol hamuru, profiterol topları diyebiliriz. Bir daha söyle. Kıtır. Hayır o değil. İsmi, orijinal ismi. Kıra gelinli pateşo. Yani kıra geliyormuş bu kıra gelin. kıra gelinli. Kıra gelin kıtır tabakası. Fransızcası herhalde bu. Evet, Fransız. Pateşo. Pateşo da pişmiş hamur demek. O ya, havalı bir şeyler söylemek istiyorsam. kıra gelinli patişo yapıyoruz. Evet. Kıra ve gelinden aklınıza gelsin. Patişo. Kıtır profiterol. Yani bunlar bir kıtır kıtır oluyor. İçinden de tabii ki güzel bir dolgu malzemesi aynen çıkınca değmeyin keyfiniz oluyor. Ben çok aynen beğendim. Görünüş de çok güzel. Sağ olun bize de yapmışsınız. Açeli'yle Gülümse Hayatı ekibine. Peki nasıl başlayacağız? Nasıl yapacağız? Önce baştan başlayalım. İşte hamurunu mu yapacağız? Kıtır tabakasından başlıyoruz. Tamam. Onun için malzemelerimizi koyuyoruz. Tereyağımız var. Kıtırını yapıyoruz. Evet. Evet. Tereyağımızı koyuyoruz. Başka? Şeker olarak esmer ve toz şekeri karıştırıyoruz. Birlikte karıştırıyorsun. Aynen. Ya sadece esmer şeker ya da sadece toz şekerle yapabilirler. Sadece toz şekerle yaptıkları zaman daha güzel renk elde ederler. Öyle mi? Yani, çünkü ben de topları renklendirdim. Oluyor. Hani şey oldu. Esmerde de sadece esmerin böyle pekmezimsi böyle karamelize tadı. O da çok efsane bir şey tabii. O ayrı bir konu. Yurt dışında da zaten esmer şekerli yapılıyor bu, genelde. Bu nedir? Un mu? Nişasta mı? Bu un. Un, tereyağı ve şeker var içinde. Başka hiçbir şey yok. Sadece biraz bunun yumuşak olması gerekiyor. Tereyağın oda sıcaklığının olması gerekiyor. Önemli olan o diyorsun. Ki bunlar böyle çok çabuk birbirlerine geçsinler. Bunlar böyle... Şuraya değmesindir ben şey yaptım buraya. Tamam. Şunu alsana sıyırdım orayı. Teşekkür ederim.
Bunlar böyle birbirine karıştıktan sonra iki tane yağlı kağıt arasına koyup açacağız. Öyle mi? Açtıktan sonra duyumuzla keseceğiz. Keseceğiz. Aynen şu an görmedim ama. Şimdi iki tane yağlı kağıt getireyim mi, ister misin? O da hazır, arkada var. Tamam, hemen veriyorum sana yağlı kağıdınızı. Hı-hı. Şimdi bu şu an biraz cıvık. Açeri Hanım. Daha önceden yaptınız mı? Evet, daha önceden yaptım. Hatta renklendirilmiş haliyle de getirdim. Olsun, yine de şuraya gösterelim seyircilerimize. Aynen. Koyalım onu. Bunu böyle streç filmin içine alıp birazcık dolapta dinlendirdikleri zaman daha katı oluyor, değil mi? Biraz daha yoğunlaşacak, açmaları rahat olacak. Rahat olacak. Şu an çünkü çok cıvık. Çok cıvık, evet. Tamam. Böyle iki tane streç filmi alacağız. Evet. Ondan sonra da iki yağlı kağıdın arasında yapacağız. Hemen gösterelim seyircilerimize. Yaptık mavisiyle biz. Gösterebiliriz. Bu mavisi mi onun? Aynısının? Aynen. Tamamen onun üstündeki gibi. Gıda boyası koydum. Gıda boyası. Toz da kullanabilirler. Hı-hı. Jel ya da sıvı da kullanabilirler. Evet. Miktarını koydukça ayarlamaları gerekiyor. Şöyle alayım. Alacaklar böyle. Bak, görüyor musunuz? Ne yaptık? Tereyağı, oda sıcaklığındaki tereyağı, evet. Esmer şeker, beyaz şeker ve unla birlikte yoğurduk. Dolapta biraz streç filmle soğumasını bekledik. Hı-hı. Şimdi de iki tane yağlı kağıdın arasında şey yapacağız. Merdane ile geleceğiz, alacağım. Şeyde hani kurabiye açacakları zaman da çok pratik bir yöntem. İki yağlı kağıt arasında açmak. Böyle yapışmaz. Hani çok rahat hareket ederler. Nagihan kaç senedir şefsin? Böyle? İki yıldır. Ben aslında fizikçiyim. Aa. Ben aslında fizik mezunuyum. Hatta yüksek lisans da yaptım. Hı hı. Sonra okuduğum meslekte rahat çalışamadığım için böyle şey. Bunu daha çok sevdin. Şey vardı içimde, böyle bir pastacılık sevgisi vardı. Güzel. Bir anda başladı. Yani hep mutfağa alışkındım. Ama fizik, kimya zaten bu işe çok hizmet ediyor, değil mi? Yani biraz bilmek tabii, işin kimyasını tabii. Bilmek tabii etkiliyor. Ondan sonra eşimin de desteğiyle hadi ben okula gidiyorum. Profesyonel bir pastacılık ve ekmek çekiyorum. Eşinin desteği var canım. Eşi hala burada. Çocuk var mı? Var, 2,5 yaşında. Allah bağışlasın. Bir oğlumuz var. Ay ne güzel. Ozan Ege. O da bayılıyordur Ozan Ege'de bunlara. Aynen, bayılıyor. Ozancım. Ozan Ege'cim, öpüyoruz seni. O da çok heyecanlı. Anne televizyonu. Ay canım diye. Böyle açıyoruz. Açtıktan sonra mesela şunu kullanabiliriz. Tabii. Böyle iz veriyoruz. Hı hı. İz verdikten sonra bu sıkacağınız profiterol hamuruna göre iz verebilirsiniz. Bardakla, kapakla vesaire. Şekline yani göre. Bunu kocaman da sıkabilirsiniz. Hmm. Küçücük de sıkabilirsiniz. Bir büyük bir küçük koyduğunuz zaman başka bir Fransız tatlısı oluyor. Halka gibi sıktığınız zaman başka bir Fransız tatlısı Allah oluyor. Allah. Hepsinin onun adı var. Ama bunun bas hamur bu. Bas hamur bu. Hiçbir şey yok yani. Başka hiçbir farklılık yok. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu almanız zor. Gördüğünüz üzere cıvık çünkü. Hı-hı. Kapatıyoruz. Dolaba kaldırıyoruz. Yine donduruyoruz. Ondan sonra tık diye alıyoruz. Geliyor. Çok güzel bir sistemmiş. Çok sağ ol. Evet. Çok mersi. Çok da gördünüz değil mi? Pratik aslında yapımı. Aynen. Hatta bizim disklerimiz de var. Onu da şey yaptık, hazırladık. Tamam. Onu da şimdi neyi yapacağız? Şimdi profiterol hamuruna başlayacağız. Tamam. Aynen. Başlayalım hemen. Profiterol hamurunda. Ocakta mı pişiriyoruz? Evet, önce? Ocakta pişiriyoruz. Evet. Açalım mı ocağın altını? Lütfen. Evet. Un ve yumurta dışındakilerin hepsini aynı yere koyuyoruz. Gel bakalım. Şöyle. Şöyle sütü koyuyorum. Suyu koyuyorum. Tereyağı sonra. Tereyağını da koyabilirsiniz. Tamam. Şekerimiz var. Ve bir çimdik de yine tuzumuz şeker var. Kadar da tuzumuz var. Tuzu. Şöyle tereyağı görüyorsunuz. Tuzu şuradan alayım. Eritiyoruz. Bu profiterol hamurunda süt var, daha yumuşak oluyor. Öyle mi? Evet. Normalde yok değil daha mi? Daha gevrek bir şey isterlerse, hamur isterlerse sadece suyla yapabilirler. Suyla değil aynen. Mi? Süt tabii ki süt yoğurt daha yumuşatıyor. Daha çıtır olur aynen. Ama süt daha böyle yumuşmuş bir şey veriyor, kıvam veriyor. Unu kattıktan sonra zaten sizde de tatlı kaşık var. Evet. Onunla karıştırıyoruz. Ondan sonra
soğuması lazım. Hı hı. Hamurumuzun yumurtaları koymadan önce ki pişmesin diye yumurtalarımız. Değil mi? Çok doğru. Aynen. Hamur soğuduktan sonra yumurtaları ilave. Evet, unu ne zaman ilave edeceğiz? Unu tereyağı eridi. Neredeyse eridi aynen. Hemen koyalım. Şimdi isterseniz şu ocağı alalım. Tamam. Hemen koyalım. Hemen karıştırıyoruz değil mi? Kontrollü gitmek için her zaman iyidir. Kontrol her zaman iyidir. Bunlar tabii dediğim gibi kim... Buyurun. Buyurun bu arada. Şununla ben baharat edeceğim gibi. Açtık altını değil mi? Hı. Tamam. Profiterol hamurunu çok severim ben. Diğerini alacağım ben. Diğer ocağı alacağım. Hı. Diğerini de alalım. Şimdi. Evet. Bu zaten toplayacak hemen kendisini. Hı. Şimdi güzelce topladı kendini. Profiterol sevmeyen var mıdır ya? Yoktur değil mi? Az vardır yani. Vardır da şimdi ben görüyorum. Hı hı. Profiterol dükkanları açıldı. Çeşit çeşit böyle yapıyorlar. Evet, üzerine ekler. Ekler bir şeydi. Bizim mahallede var Serap. Soruyor bizim mahallede var mı? Sizin mahallede var mı Serap'cığım? Onlar da yokmuş. Bizim mahalleye geldi. Gerçekten geldi. Rengarenk böyle üzerine karamel şurupları döküyorlar. Nefis. Çikolata sosları döküyorlar. Çilekleri döküyorlar. Ve yapıyorlar. Evet şimdi de hamurumuz. Bir de şimdi bu pişen hamur fikri tulumbada da var. Halka tatlısında da var. Tabii onların da şeyi birazcık reçetesi değişiyor. Değişiyor. O mantık aynı. Sadece kızarıyor onlar. Değil mi? Yine böyle pişiriyoruz. Şunları yediğimiz zamanların kıymetini. Bir de mesela artık hani herkes alıştı profiterol yapmaya. Eskiden zor geliyordu. Hazır setler alıyordu insanlar. Şimdi herkes alıştı. Ama bu üzerindeki kıtır doku, kregelinli doku moda oldu. Ve çoğu pastane artık kattı bünyesine profiterol de öyle veriyor. Değil mi bence de? Çikolata sosu da göstereceğiz. Profiterol hali de olacak yani bunun. Bu çikolata bitti. Sosları da. Ya ben küçükken hayal ederdim biliyor musunuz? Bir çeşmeden çikolatalar akıyordu falan diye. Ben büyüdüm oldu ama ben büyüdükten sonra oldu. Ben küçükken olsaydı ama hayal etmekle başlamış. Muhtemelen onu bulandı. Benim yaşımda bir çocuktu. Şöyle çabuk soğuması için başka bir kaba aldım. Biraz evet, da genişlettim. Değil mi? Rahat olsun. Ben istersen sana hızlı soğutayım. Bitti bunun işi. Kenarda kalabilir. Kalacak. Aynen bununla işimiz bitti. Bitti görüyor musunuz? Şimdi soğutuyoruz. Güzelce. Soğuduktan sonra elimizi yakmayacak. Bayağı böyle ılıklığı geçecek halden sonra. Tek tek yumurtalarımızı kırıyoruz ki pişmesin diye. Mikserle. Kokusu bile çok güzel bunun ya. Bunun içinde şeker yoktu değil mi? Sadece tereyağı, süt. Onun içinde süt. Çok az bir şeker çok var. Çok az var değil mi? Bir tatlı kaşığı kadar şeker var. Hmm. Şeker ve tuz var. Çünkü hamurda çok şeker istemiyorsun tat değil mi? Üzerinde evet. Ve içinde olacak. Zaten bunun şekerini iptal edin. Ya koya da bilirsiniz, tuzlu da yapabilirsiniz. Şimdi onu deneyeyim ya. Hemen vinagreyle. Evet yani. Misal, sibit, krem peynirle. Değil mi? Çok güzel aynen. Olur. Aynen. Biraz böyle frenk soğanı olur, kuru domates olur, dereotu olur. Çok. Sıkma torbasına koyabilirler, kesebilirler, arasına koyabilirler. Şimdi bu oldu mesela. Bu biraz daha soğuyacak açelyanı. Siz bunu soğuttunuz mu daha önce? Var mı soğumuş elinizde? Yok şey. Soğuyacak. O arada zaten ben tamam. Başka bir şeye gideceğim. Hadi yap bakalım. Ne yapacaksın? Şimdi dolgu kreması hadi yapacağız. Hadi yap. Ben de orada soğutayım. Pastacı kreması özünde. Sadece biraz daha hani Fransız halini göstermek açısından yumurta sarılarının öncesinde şekerle bir çırpıyoruz. Çırpacaksınız. Tamam. Onu da ben sizden yardım istersen tabii yumurta, çok sevinirim. Yumurta sarılarını, sarılarını mı istiyorsun sadece evet, buraya? Evet sarılarını istiyorum sadece. Şöyle. Şöyle. Aman İsmet çekmesin. Bizim İsmet çekerse sarısını şey yapıyorum. Nazara geliyorum. Aşağı düşüyor. Şimdi o İsmet çekmiyor. Tolga çekiyor. O yüzden bak sadece sarısı buraya gelebiliyor. Ben o sırada sütü ve şekerin yarısını tencereye koyuyorum. Ve bakın beyazı çıktı. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Şimdi de sarısını buraya aldık. Bir tane daha. Kısık olarak açıyorum sütümü. Açıyorsun değil mi? Evet. Şunu da işimiz. Vanilya evet. Olarak. Evet. Bakın 3 tane sarıyı hemen hazır ettik. Evet. Haydi bakalım. 3 sarımız hazır. Şimdi onu şekerle mi? Şimdi evet şekerle çırpacağız. Kalan şekerle.
Elimizi yumurtaya değdikten sonra mutlaka yıkıyoruz değil mi sevgili seyirciler? Yumurta, tavuk, çiğ tavuk, çiğ et. Elimiz değer değmez yıkıyoruz. Çünkü hiçbir yere sürmüyoruz. Allah korusun bakteri taşıyabiliriz. Evet, ben şimdi vanilya çubuğu getirdim. Ay, o çok havalı böyle içe çubuğu değil mi? Evet. Eşin seviyor mu bu tariflerini? Yiyor mu tatlı? Seviyor, sever, tatlı da sever. Kilolar çok alındı mı? Çok yapmıyorum gerçi. Alındı değil mi? Yaptığım yerden getiriyorum. Şuradan bir tane bıçak alalım. Nerelisin Aslan? Babakar, anne Kastamonu ama doğma büyüme İstanbul. İstanbul'da. Annen de meraklı mıydı pastaya? Annem el sanatları öğretmeni. Ha, tabii. O biraz daha farklı kulvarlarımız ama müthiş becerikli bir bayan. Zaten onun da gelmesini çok isterim. Bekleriz. Anneli kızı da bekleriz. Gelin. Ben zaten İzmir'de yaşıyorum. Şu an annemin evine geldim. Ay ne güzel. Programa katılmak için. Aynen. İzmir'de yaşamak da yani. Evet, evet, aynen. Değil mi? Böyle mesela işten çıkıp denize gidebiliyorsunuz. Evet. Bir saatlik bir mesafede. Sen dalamıyorsun İsmet'ciğim. Dalanlar için gerekli. Gerçekten İzmir'de yaşayanlar çok şanslılar. Mersin'de. Biz de eskiden İstanbul'da denize giriliyormuş ama artık girilen yerler var tabii ki. İzmir kadar olmasa da. Evet. Bunun biraz yumurta sarısının şekerli renginin dönmesi gerekiyor aslında. Buna biraz şimdi artık fazla yumurtayı koyacak mıyız? Koyabiliriz onu artık. 3 yumurta mı? Yavaş yavaş. Aynen. Burada 3 yumurtayı. Demin yaptığımız hamurumuza koyuyoruz. Ya şey sıra sıra. Öyle mi? Pardon. Bak. Bak. Yedire yedire. O sırada çırpabiliriz. Tamam. Böyle böyle yaparız. Tamam. İnceliklerini öğreniyoruz. Tamam. Sonra en son mikserle zaten iyice karıştıracağız. Şimdi ben bunu biraz köpürttüm ama biraz daha rengi beyazlaşana kadar çırparlarsa çok daha kreması. Krema. Şimdi onu çırparız değil mi? Şimdi mikseri getiriyoruz. Getirelim bakalım hadi gel. Tamam. Haydi bakalım sen onu yap. Mikserimizi güzelce. Koyuyorum bir tane. Şeyde kıvamına da yine bakmakta fayda var. Çok cıvık olursa yumurtası fazla gelmiş demektir. Evet. Ve yumurta kokacaktır. Ha, ne aynı yapacağız? Aynı zamanda çok kabaracaktır. Ha, ne yapacağız peki? Onun için mesela 3 tane yumurtayı bir kaseye koyup çırpıp kontrollü bir şekilde koyarlarsa çok daha faydalı olur. Hani ben ölçüleri verirken garanti gitmeye çalıştım. Zaten gramaj küçükken çok sıkıntı çekmezler. Değil mi? Bak bu da oldu çok güzel hemen. Aynen. Onun içine sırayla nişasta ve unu da koyacağız. Koyalım mı şimdi? Ne zaman koyalım? Koyabilirsiniz. Şimdi, yaptığımız yumurta sarısına nişasta. Nişastayı önce evet biraz çırpacağız. Sonra da ununu da koyacağız. Ununu da koyacağız. Biraz süt kaynadı üstüne da. Sütümüz de kaynadı. Ay vanilyalıya bak. Mis gibi koktu mis. Bu hamur da oldu. Hamurumuz da oldu. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz değil mi? Evet. Lütfen. Sonra gel. Gel buraya. Geldim. Ben sana yardım edeyim. Bak böyle meşakkatli bir iş bu aslında ya, değil evet mi? Biraz evet. Şey yapıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya. Aynen. Şimdi unumuzu da koyduk. Şimdi nişastamızı koyduk. Şimdi koyduktan sonra tamperleme dediğimiz alıştırma yavaş kısmına yavaş geçiyoruz. Alıştıra alıştıra. Aynen. O sırada şu vanilya çubuklarından kurtulursak çok daha rahat çalışırız. Ve bunu da süzebilirsiniz. Ben çok kazımadım. Özellikle vanilya çubuğu kazıyanlar görmüşlerdir. Böyle mi kazınır diye. Hani çok süzmekle uğraşmak istemedim açıkçası. Yoksa şey de geliyor. Bambu çubuğunun parçaları da geliyor. Öyle mi? Yavaş yavaş. Dur. Ay, zaten çok sıkı kalmaya gerek yok. Şimdi buraya alıyoruz. Al canım. Alayım ben. Harika oldu valla vanilyanın o taneleriyle birlikte. Evet siyah. Aynen. Şuradan alayım. Boşa gitmesin değil mi? Kesinlikle. Kıymetli. Kesinlikle. Ya iyi ki çıktı şu spatolalar gerçekten. İnanılmaz bir şey. Bence. Kire vermeden. Şimdi altını açıyoruz. Tekrar.
kısır kitlekte fayda var. Işte. Gramajımız da düşük zaten. Çok çabuk pişecektir. Fokurdamaya başladıktan sonra bir içlerinden yarım dakika kadar, 30'a kadar saymaları yeterli böyle bir gramaj için. Çünkü malzememiz gerçekten az. Sonra bunu bir borcama ya da bir tepsiye alırlarsa çok daha çabuk soğuyacak. Öyle mi? Aynen. Üstü mutlaka streçli çünkü kabuk olacak kururken. Şimdi bu neyisi tam olarak? Bu pastacı kreması. İçi. İçi. Yani dolgu malzemesi aynen yapıyoruz. Öyle. Burada hamuru var. Hamurunu yapıyoruz. Aynen evet. Aynen öyle. Sertleşmeye başladı gördüğünüz gibi. Kıtır kaplamasını da biraz önce yaptık, kestik biliyorsunuz. Aynen. Onları nasıl peki şey yapıyorsunuz? Birleştirmesi. Yani şöyle, sıkma torbasıyla sıkıyorum aslında. Burada kaşık kullanacağım. Üstüne donuk kıtırını koyacağım, pişireceğim. Ha, pişince o yayılıyor. O hale geliyor. Aynen doğru. Öyle. Çünkü neden? Mantık olarak ne var içinde sevgili seyirciler? Tereyağı var üstünde, ilkinde. Şeker var. Tereyağı ve şeker donmuştu. O böyle fırında değil mi eriyecek. Evet. Üstüne yapışacak. Evet. Ve şu görüntüyü elde edeceğiz. İstiyorsanız böyle bir dut falan varsa evde dutları renklendirebilirsiniz. İlla gıda boyası olmasına kesinlikle gerek yok. Olabilir yani. Biraz unu arttırırlar. Frambuaz gibi meyve gibi bir şey eklenebilir. Evet, katı malzemeyi arttırarak. Pastacı kremamız oldu ama bu bitmemiş hali. Bunun dinlenmesi ve soğuması gerekiyor. Soğuması gerekiyor değil mi? Evet. Soğuduktan sonra şu an yumurta kokacaktır. Soğuduktan sonra vanilyanın taneleriyle birlikte öyle yenmeyecek. O zaman ne yapacağız? Sen bunları sıkacaksın, yuvarlak fırına atacaksın, evet. Şekil vereceksin. Aynen öyle. Sonra da en son yapacaksın bize ama bir tane bırakacaksın, dolduracağız. Tamam. Göreceğiz tamam mı? Sosunu dökeriz. Çikolata sosu da var. Ha, onu nasıl yapacaksın? Onu da çikolata dışında kalan bütün malzemeleri tencereye koyuyoruz. Kreması. Bir taşım kaynatıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra ocaktan aldıktan sonra çikolatasını ekliyoruz. Blender ya da normal çırpma teliyle çırpabilirler. Sosunu elde ediyoruz artık. Evet, sosunu elde ediyoruz. Yalnız o sosun da bir 6-8 saat kadar çikolatanın kendi haline gelmesi, sos kıvamlandırması için beklemesi gerekiyor. Öyle. Tamam. O da şey hazır. Lezzete doyamayacağız bugün. Kahve mi çay mı artık siz bilirsiniz efendim. Ben Zeynep Mıslı'nın yanına gidiyorum. Renklerin sihrini öğreniyoruz. Evet sevgili Zeynep Tarhan Muslu tekrar bizle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Çok keyifli tekrar burada olmak. Bence de hem de eli kolu dolu gelince daha evet. da bir keyifli oluyor. Hayırlı olsun canım. Çok teşekkür ederim. Çok emek verdiğin bir alanda evet. Kitaplaşmak bence hepimiz için bir ödül oldu. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ ol. Renk şifresi. Evet, renk şifresi. Gerçekten şifresi var bence de. Yani ben tabii senin yanında bunu demek yanlış ama hissediyorduk bunu. Şimdi seninle biliyoruz. Evet, artık matematikleştirmiş evet. olduk. Değil mi? Ve onu da gerçekten hani hep geliyorum gidiyorum ya bu böyle renklerle. Evet, evet. Herkes diyor evde ben nasıl yapabilirim? İşte evde böyle yapabilirsiniz. Şimdi içini de göstereyim evet, sevgili seyircilerimize. Bunu dijital mecralarda yapmak çok zor. Çünkü dijital mecralarda farklı bir dil akışı ilerlediği için bizim güneşle olan renk ayarımızı ilk önce ölçümlememiz gerekiyor. O yüzden hep bana işte sorarlardı sosyal medyada. Ya da işte nasıl çözebilirim, nasıl bulabilirim kendi kendime diye özellikle bana ulaşamayanlar. Ben de açıkçası söylemek gerekirse üzülürdüm. Hatta şehir dışından, yurt dışından gelen insanlar olurdu bana. Böyle o kadar mesafeler getirttiğim için de üzülürdüm. Sonra dedim ki ben bunu artık kitap haline getireyim. Sağ olsun olmuş. Vedat Bayrak kabul etti bunu basmayı. Çünkü çok renkli bir kitap ve evet. basımı çok zor. Baskı kontrolleri, işte rengi doğru hazırlığında, evet, renkleri doğru vermek, tonları tutturmak çok zordu. Çok emek verdik. Çok uzun zamandır emek verdik. Yani benim yıllarımı aldı şahsen. Dolayısıyla böyle bir kitapla beraber artık gerçekten hani kim nerede olursa olsun gün ışığında kendi kendine renk şifresi çözebilecek. Çok güzel ya. Çocuklarıma kırmızı pantolonlar ve çılgın renkli üstler giyiyor. Evet. Çocuklar kesinlikle giyim konusunda daha yenilikçi. Evet. O Heidi Klum'un söylediği bir söz. Çok katıldığım için onu kitabın içerisine koydum. Benim aslında söylediğim içgüdüsel bir renk algımız var bizim. Ama o içgüdüsel renk algısı biz büyüdükçe ve medyaya maruz kaldıkça aslında bozuluyor. Diğer rol modeller hayatımıza girdikçe, kitapta biraz anlatıyorum yani beni bu noktaya getiren hani kendi
düşünce felsefemi anlatıyorum. Evet. Çocuklardan da bahsederken hep onların böyle saf daha bir renk algıları var ve evet otomatikman daha doğruyu buluyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Benim kızım 10 yaşında. Ve Zeynep inanamazsın diyorum ki bunu nasıl birbirine yakıştırdın? Öyle güzel muhteşem seçiyor ki. Muhteşem kombinasyonlar yapıyorlar. Harika bir kırmızıyla turuncuyu giyiyor yan yana aklıma gelmez. İçine bir mavi bir çanta koyuyor. Yani ben yine anladım ki bu iş bilmek ve yakıştırmakla alakalı. Kesinlikle öyle. Ama dediğim gibi yani büyüdükçe çok az insan bu saf renk algısıyla kalabiliyor. Herkesin böyle birazcık değişiyor. Bugün sana kendimizi bulmak önemli. Tek renkli insanları da soracağım bir ara. Olur, onu da var konuşalım. Çünkü biliyorum. Var, hayatı evet. Boyunca krem giyenler. Evet. Hayatı boyunca mavi siyah giyenler, mavi simsiyah giyenler. Onun mutlaka nedenini soracağım tamam. Sana. Bizi izleyen seyircilerimiz biraz az sonra yaptım. Takdir edersiniz biraz yayıncılık ama çok merak ediyorum. Şu devamlı siyah giyenler, devamlı beyaz giyenler neyi yakalamaya veya neden kaçıyorlar öğrenmek istiyorum. Tamam, süper konuşalım. Peki. Şimdi ne yapalım? Renklerden gidelim yine. Doğru renk tonu. Neden önemli? Şimdi doğru renk tonu aslında bizi birkaç alanda etkiliyor. Bir, hayatımızı çok hızlandırıyor. Çünkü biz kendimize yakışan, bizi iyi, sağlıklı gösteren renkleri bulduğumuz zaman onlarla çok daha iyi görünüyoruz otomatikman. Diğerleri bizi kötü gösteriyor. Daha yaşlı gösteriyor, daha hasta gösteriyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Herkesi hani çok klişedir ya işte esmerlere bu yakışır, sarışınlara evet. Yakışır, beyaz tenliysen bunu giy. Bu böyle bir şey değil aslında. Burada tamamen baktığımız şey küçük küçük ince ayar bir ton ayarı. Örneğin biz çok farklıyız. Evet. Siz bana göre çok daha esmersiniz. Evet. Bir tık daha koyu tenlisiniz ama çok yakın bizim renklerimiz. Evet. Gardırop bile paylaşabilecek evet, kadar bence yakın de neredeyiz. Çok yakın. Ne kadar enteresan değil mi? Mesela bizim grubumuzdan yine bir kızıl bulabiliriz. Sapsarı platin saçlı olabilecek birini de bulabiliriz gibi. Bu böyle şey gerçekten bir hani dünya karması gibi ama aynı gardırobu paylaşabilecek insanlar var. Birazcık şimdiye kadar bildiğimiz klişe renk bilgisinden size aslında koparıyorum. Hep soruyoruz her yayında ama bir daha bize anlatır mısın o soğuk ve sıcak renkleri nasıl evet, yakalayacağımızı? Kitaptan anlatabilirim kitaptan aslında. Kitaptan çok sevinirim. Çünkü ben aslında buradaki bu kumaşların benim birebir uygulamalarımda en benim için joker olan birbiriyle kıyasladığım zaman benim için joker olanları buraya yerleştirdim. Evet. Ve aslında kitabı şöyle uyguluyoruz. Bayağı ayna önüne geçiyoruz. Önümüze alıyoruz. Ve bu sayfaları evet renklere baka baka uyguluyoruz. Aynen benim kumaşlarla yaptığım şeyi ben kitaba bu çok koydum. Güzel. Biz onu yapalım şimdi. Gülbahar'ı yapalım. Çağıralım. Evet, evet yapalım. Gel Gülbahar, gel. Şimdi Gülbahar'da mesela sıcak soğuk çok güzel anlatabiliriz. Sonra ben de oturabilir miyim buraya? Olur. Hadi gel. Gel Gülbahar bak ben çok de merak olurum. Ettim. Hem de iki ayrı aslında aynı renk çok tonları yakınız, görünen iki insanın. Çok yakınız evet. Aslında çok daha farklı varyasyonlar evet, Gülbahar bir ton daha koyu bizden. Evet bir ton daha koyu. Şimdi evet. Şöyle ilk önce Gülbahar'a kıyamayacağım ama yapmayacağım o yüzden. Ama çok önemli bir adım var. O da şu. Şimdi bunu yapacağım. Üzerimizde evet mutlaka beyaz olması gerekiyor. Ya da nötral gri ama nötral griyi hani gözü iyi renkleri tanımayan birinin tespit etmesi çok zor. O yüzden evde bir beyaz havlu. Gülbahar'a renk şifresini buluyoruz. Ya da bembeyaz bir masa örtüsü gibi bir kumaş bizim içimizi görür. Evet gözümüzü dağıtacak üzerimize başka bir renk olmayacak. Küpe varsa çıkaracağız. İşte makyaj varsa tamamen sileceğiz. Gözde, kaşta hiçbir yerde makyaj olmaması lazım. Saçına mı oldu? Sonra saçta saç özellikle boyalıysa yani kıyamıyorum sana ama. O herhalde güzel. Tamam. Ondaki gençlik bende olsa. Saçı da böyle bir kapatıyoruz. Kumaşla kapatıyoruz. Gel kapa. Sonra bir iki renk yapalım açalım olur mu? Açacağız. Ben her zaman... Rengini bulacağız daha ne istiyorsun? Şimdi mesela ben uzaktan rahatlıkla görebilsem de burada kişinin kendi kendini anlaması çok önemli. O yüzden hani bana işte soruyorlar ben sıcak mıyım soğuk muyum? Sıcaksın mesela diyelim ki. Sonra diyorlar ki sıcak renk ne demek? Burada en önemli olan o rengin nasıl, hangisinin sıcak hangisinin soğuk olduğunu baktığımızda görebilmek ve ayrıştırabilmek. Kendimizin ne olduğunu bilmek ezbere bir şey ifade etmiyor. Burada gerçekten bir eğitim kazanmamız gerekiyor. Kazanmamız gerekiyor, tamam. Şimdi Gülbahar'da. Güzel sürat. Ben kitabı bu arada 3 bölüme ayırdım. Benim hep burada bahsettiğim 3 tane parametre vardır. Sıcaklık, soğukluk, kırıklık, netlik, koyuluk, açıklık. Şimdi sıcaklık, soğukluğu mesela yapalım. Hadi bakalım. Gülbahar bu neymiş? Soğuk bir ton.
Ben bana seviyorum ya, bana hepsi yakışıyor onları. Sıcak. Tekrar geleceğim Soğuk. Aradaki farkı görün diye. Kamera eğer Gülbahar'da sabit kalırsa harika olur. Soğuk. Ne kadar onu genç, dinamik, yüzünü yukarıya kaldırdı. Şimdi sıcak. Ne kadar aslında kusurları vurguluyor, yüzü aşağı indiriyor. Buralarda küçük küçük böyle rengin yansımalarını görüyoruz sarı sarı. Sonra tekrar geliyorum. Soğuk bir renge. Buradan seçerek gideceğim. Evet, çünkü yönetmenim, uzun sürer. Yönetmenim diyor ki mutlaka sana da yapsın açıyla. Tamam. Yaptıracağız. Tekrar geliyorum. Soğuk bir pembe. Sen de mi istiyorsun Tolga? Tamam. Geliyorum. Şimdi soğuk pembelerin karşılığını turuncuyla kıyaslamak çok güzel oluyor. Çünkü turuncu ısıtamadığımız bir renk. Soğuk grupları nasıl sence? Öldürmez turuncu ama soğuk grupları süründürür. Şimdi Gülbahar'da şu anda gerçekten özellikle alt yüzde görebiliyor musunuz? Turuncu yüze zıplıyor adeta. Evet. Şimdi bu çok önemli bir ipucu. Eğer bir renk yüzünüze zıplıyorsa, giydiğiniz zaman yüzünüzde rengi görüyorsanız, evet, hani bir optik okuyucu gibi, evet, böyle tık 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 renkleri görüyorsanız, o renk yanlış renktir. Aa. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile bir rengin yanlış renk olduğunu gün ama ışığında tabii renk ki. Ama yüzüme renk verdi denir yani. Evet, işte o, ben o kitapta yazdım, renk harakirisi diye bir bölüm var kitapta. Bu bir renk harakirisi. Şimdi bunu ne zaman yapıyoruz mesela? Diyelim ki soğuğuz Gülbahar gibi, evet, ve nişanlanacağız. Genelde insanlar şu eğilimde oluyor. Değişik bir şey giyeyim, ne giyeyim, farklı bir şey yapsam. Gidiyorlar ve kendilerine en zıt olanı seçiyorlar. Ve çok büyük renk hataları böyle önemli günlerde yapılıyor. Evlilik, düğün, nişan, işte mezuniyet gibi günlerde. O yüzden çok önemli bir şey. Renk yüzünüze zıplıyorsa eğer onu asla kullanmıyoruz. Bunu kitabı almasanız da bilmeseniz de konuyu, renk yüze zıplıyorsa o renk yanlış. Şimdi geliyorum tekrar soğuğa. Ne kadar daha iyi görebiliyor musunuz, evet, bilmiyorum. Şimdi mesela sıcak bir pembe. Yani. Yani Gülbahar soğuk mu? Evet, soğuklarda çok daha seni dinamik, net. Soğuk. Evet, seni gidi soğuk. Şimdi benim bir de ılık renkler dediğim renkler var. Ilık renkler de böyle sıcak soğuk aralığında duruyorlar. Yakışıyor. Ama yine o ılık renkler, bunları nötral derler. Böyle makyaj sektöründe işte renkle ilgilenen kişiler. Bu nötral renkler de sinsi renklerdir ve yansır. Yine ya soğuktur ya da sıcaktır. Bu mesela yine ılık. Nasıl oldu sence? Fena değil. Bence çünkü çok yakıştı. Evet, yakıştı bu. Çünkü daha ama soğuk tarafta. Böyle birden sana tutasım geldi Zeynep. Biliyor musun bu ılık rengi? Evet, evet. Çok bana yakışır. Bana da oluyor. Evet. Şimdi mesela bu da ılık ama serin bir ılık. Değil mi? Soğuk bir ılık. Aynen. Bu da sıcak, sıcak bir ılık. Yani bunlar çok kafa karıştırabilir tonlar olduğu için ben mesela buna ılık diyorum artık. Evet, bu daha ılık ılık, öbürü daha serin bir ılıktı. Dolayısıyla böyle daha çok renk var. Hepsini hadi yaparsak biraz da program geçeyim. Yetmez bir hadi ihtimalle. Hadi Gülbahar. Şimdi ben soğuğum. Bence bana daha önce bakmıştım. Evet, evet, geç, evet. Geç, şimdi sıra bendeymiş. Bir tane daha örnek göstermek istiyor yönetmenim. Teşekkür ediyorum Gülbahar'cığım. Hadi bakalım gel. Şimdi daha önce bakmıştık zaten. Bence evet, ama seyircilerimiz hiç böyle yok. Yok, kapayalım, hiç fark etmez. Bence hiç kapamayalım. Hadi. Kıyamıyorum kimseye. Kıyın kıyın. Ondan sonra saçım bozulmaz. Yani hiç saç görmemek burada önemli. Bence saç boyasız bile olsa yine de kişinin kendi yüzüyle şöyle yapalım mı, baş başa kalması en doğru ve en tarafsız sonucu vermek istiyor. Çünkü biz kendimize bakarken çok zorlanıyoruz aslında. Dışarıdan bir göz gibi bakamayabiliyoruz. Hadi bakalım. O yüzden burada yine saçları kapatmak güzel. Şimdi geliyorum. Soğuk bir kırmızı tonu mesela. Nasıl? Bu harika. Şimdi geliyorum buradan sıcağa. Sıcakta şu anda ben görüyorum gözlerin içine kadar renk zıpladı. Yok yani, olmayacak bu. Evet, olacak gibi değil pek. Ama bu renkler işte özellikle kırmızıda, hele de bu muhteşem olacak Ay, şimdi. çok güzel. Çünkü Ben burayı diğer da bayılırım. Evet, 3 tane renk özelliği var. Biz şu an ilkini çalışıyoruz ama mesela bu aynı zamanda koyuluğu da baskın bir soğuk. Sizdeki ikinci renk parametresi koyuluk olduğu için hem soğuk hem de koyu olunca bu mesela çok en güzel iyi kırmızı. Bence de. Muhteşem. Bordo gibi değil mi? Bu hafifçe bordoya bakın. Bordo, evet. Vişne. Hafifçe içine siyah karışmış. Şimdi buradan tekrar geliyorum. Sıcağa. Yine hayır. Bu sefer ılığa geliyorum. Yine fena olmayacak. Bu yine serin bir ılık. Gibi gibi. Yani şimdi kırmızıları yaptık. Soğuk. Bu soğuk. Evet. Buradan çok mesela güzel sıcak bir taneye gelelim.
Bu nasıl? Bu çok kötü demek istemiyorum ama. Ben bu rengi ama hiç giymem mesela. Evet, çok tercih etmemeniz gereken bir renk. Onun yerine mesela daha böyle vizon gibi bir tonu tercih edebilirsiniz. Şu an burada yok ama şuradaki gibi. Şu benim gösterdiğim gibi daha vizon gibi bir rengi tercih edebilirsiniz. Şu bakın mesela. Evet, bu. Biraz daha renk istiyorsunuz. Evet. Renk istiyorlar. Daha renk yapın. Tamam, daha peki renk. Peki mavileri yapalım. Okay. Mavileri. Şöyle yapalım. Şimdi diğer renk özelliğimiz neydi? Canlılık ve kırıklık. Kırıklık. Ona ben netlik parametresi diyorum. Şimdi canlılık kırıklıkta da pembelerden gidelim. Cap canlı bir pembe. Yine soğuk bir pembe. Kırık bir pembe. Burada netlik parametresi yüksek olan kişiler de, yani canlı olan kişiler de kırıklar birazcık böyle enerji emiyormuş gibi olmaya başlıyor. Biz daha böyle canlı istiyoruz. Mu? Evet, enerjiyi yükseltmek istiyoruz. Hem soğuk hem de canlı olan bir renk bu mesela. Yine şuraları bir pas geçeyim. Yine bir canlı. Bak bu renk çok güzel, evet, değil mi? Morla mavi mesela arası. Aynen, buradan geliyorum. Kırık. Yine böyle bir sanki bunu şey gibi düşünebiliriz. Soldun diyorsun. Evet, soğukluk gösterdi. Enerjimi çekti. Daha bir renk Serap istiyorum diyor olabiliyor. Zaten. Tabii ki bu baskın parametre dediğimizde bir özellik var. Eğer soğukluk çok baskınsa ya da koyuluk çok baskınsa, mesela kırıklıktan hafif daha işte soğumuş olan, çok soğukluk baskın bir kırığa gidebilir kişi gibi. Yani bir esneme payı var. Onu kitabın sonunda anlatıyorum zaten. Bu baskın renk özelliğine göre nereye doğru esneyebileceğimizi diğer renk ailelerinde aslında görebiliyoruz rahatlıkla. Biraz daha. Daha devam edelim. Mesela yine çok canlı. Kırık. Kırık işte yani. Evet. Bende olmuyor. Bazılarında çok çok ben netim, olur. Net değil mi? Soğuk. Evet, net. Tekrar mesela kırık yapalım. Biz bu canlıları istiyoruz. Evet, evet. Benim mavim ne kadar mavi daha iyi dengeliyor. Üstündeki mavim. Evet. Çok güzel ele. Sonra bir de koyuluk açıklık dediğimiz bir özellik var. Gördüğünüz gibi saç rengiyle alakası yok. Evet, çok hızlı geçeceğim. Buradan böyle beyazdan şuradan geçeyim. Yavaş 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 koyulaşan böyle sayfalar var. Ve siyaha kadar gidiyor. Şimdi burada kişinin en iyi dengelendiklerini bulmak çok önemli. Mesela buradan çok itibaren güzel dengeliyor, güzel dengeliyor, ay çok güzel, güzel bak, dengeliyor, bak, nasıl yüz hala güzel dengeliyor. Siyahta hala muhteşem dengeleniyor. Şimdi siyahta iyi dengelenmeyen kişilerin siyaha alternatifler üretmesi gerekiyor. Öyle mi? Ne gibi mesela? Ne gibi? Pantresit bir gri gibi. Daha açık bir gri gibi. Bu arada bu sayfaların siyah beyaz olmasının özelliği şu. Bütün renklere uygulayabiliriz bunu. Atıyorum mesela bu bir lacivert olabilir. Bu çok 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 koyu bir lacivert olabilir. Bu daha açık bir mavi olabilir. Böyle düşünebilmemiz için bunları ben siyah beyaz tamamen bıraktım. Şimdi bunlar mesela orta koyuluklar. O kadar iyi dengelememeye başlayacak. Buradan açalım birazcık. Koyultmak istiyoruz. Sanki yine dikey bir tahterevalli gibi düşünelim. Buraya koyuluk eklemek istiyoruz şu anda. Hani bir tasarım yapsak mesela şu anda. Burada bir leke değeri daha eklemek istiyoruz. Daha fazla koyultmak istiyoruz bunu. Serap diyor ki artık gri giy haftaya. Böyle beyaza kadar gidiyor. Bulduk. Bu arada en koyularda iyi olanları en açık beyazlar da çok iyi yani dengeliyor. Yani ben soğuğum. Evet, soğukluk çok halbuki baskın. Aynı zamanda canlı ve koyu. Soğuk, canlı evet ve koyuyum. O da yani bize bu kitapla biz aslında rengimizi öğreniyoruz. Evet. Kartela'da böyle çıkıyor mesela. Soğuk, canlı, koyu grubum. Kartelası bu. Soğukluk baskın olanlar bunlarda çok iyi ama genel olarak bunlarda zaten tamamında harika görünüyorlar. Evet. Biraz şöyle yakın soğuk renkleri görüyoruz. Aynen. Değil mi? Bu bütün grupların tek tek böyle kartelaları var. En sonda da böyle bir bölüm yaptım ki burada mesela soğukluk baskın şu anda en altta kaldı. Daha doğrusu soğuk canlı koyu olan en altta kaldı. Şu yani. Evet, burada mesela soğukluk baskın olan grup bu. Burada da bir tane daha görecekler mesela. Soğukluk baskın olan bir yer daha var. Diğer grupta evet, bizim çalabileceğimiz renkler var onun içerisinde. Hani dedim ya herkesin bir esneme payı vardır diye. Esneme payını işte burada veriyorum kitabın en sonunda. Oradan bulacaksınız. Kitabın içinde tabii ki detaylı anlatıyorum ama aynı zamanda bunu böyle kesip yanlarına alıp ceplerine koyup çok güzel. Hem ters olan renklerini hem iyi olan renklerini alışveriş yaparken renk kararı verirken rahatlıkla peki görebilecekler. Zeynep. Şeyi çok merak ediyoruz biz.
Biz bunları hep kıyafet diye düşünüyoruz ya. Evet. Aslında sadece kıyafet midir? Çalıştığımız alanlar, evimiz. Kesinlikle her şey. Renk kararı verdiğimiz her şey aslında. Peki neye göre karar vereceğiz evde? Evde aile fertlerine göre karar veriyoruz. Şimdi herkes farklı farklı gruplardan olabilir ama herkesin kesişim kümeleri var. Anlatıyorum ya orada hani işte bir şey baskın ötekine doğru gidiyor. Ötekinde başka bir şey baskın ötekine doğru. Onların böyle küçük küçük kesişim kümeleri oluşuyor aslında. Ve orada ortak olarak kullanılabilecek renkler çıkıyor zaten. O renkler üzerinden dekorasyonu ilerlettiğimiz zaman çok daha doğru oluyor. Tabii ki burada şey de çok önemli. Mimari malzeme, ev ne kadar ışık alıyor. Evet ve bizim renk yani renklere bakarken aslında evimizde çok aşırı canlı renkler görmek istemiyoruz. Mesela aşırı canlılık baskın biri belki küçük aksesuarlarda kullanılır. Belki zıt bir şey yapabilir. Yani duvarlarını birazcık daha sade bırakıp minik minik aksesuarlarla canlı. Yani o renk akışı çok kişiye özel bir akış. Onu da gerçekten dekorasyonla çalışmak lazım. Aynı zamanda ofis ortamı sizi ifade eden her türlü ortam, arkanıza aldığınız fon. Mesela ben işte genç kızlara şey diyorum, yeni bir erkek arkadaşına buluşmaya giderken mutlaka kafede nerede oturduğuna dikkat et. Önemli çünkü tezat bir fonun önündeyse ya da yüzüne tezat bir şey yansıyorsa kötü görünecektir. İlk intiba çok önemli. Ve ilk intiba çok hızlı veriyoruz renklerle ve çok uzaktan daha kişi bize yaklaşmadan bakar veriyoruz mısın aslında. Zeynep bize hayat mühendisliği de öğretiyor. Aslında biraz hayat mühendisliği bu baktığın zaman. Yani evet, ilk intiba çok çünkü önemli. Evet, yani insan doğduğu günden beri birbirini beğenmek ve etkilemek üzerine programlıyor hayatını. Yediğiyle, içtiğiyle, giydiğiyle, tavrıyla, davranışıyla. Dolayısıyla destekleri dikkate almak gerekiyor. Renk de bence en büyük destekçilerimizden bir kesinlikle, tanesi. Evet. Öyle değil mi? Aynı zamanda doğru renkleri bilmek bizi çok hızlandırıyor seçimlerimizi yaparken. Yani hem alışverişe çıkarken ne alacağım ben sendromu yaşamayıp böyle hedef odaklı gidiyoruz. Orada benim rengim var, ben onu deneyeceğim diyoruz. Bu arada bu bütün mesele aslında kesim ve kupa da yansıyor. O çok uzun bir hikaye. Daha başka bir programda belki evet, ona de detaylı önemli. Eğiliriz. O çok uzun bir hikaye ama renk tonları gerçekten kesim kupu etkiliyor. O yüzden çok hedef odaklı alışveriş yapabiliyoruz. O yüzden çok hızlı yapıyoruz. Sonra eve geldikten sonra onları tepe tepe giyiyoruz ve sabah kalkınca bugün ne giysem sendromu artık tarihe karışıyor. O zaman baştaki soruma geliyorum sevgili seyirciler. Neden hep bir insan krem ya da beyaz giymek isteyebilir? Ya da neden bir insan hep siyah giymek isteyebilir? Bunu yapanlar genellikle, yani iki grup var bunda. Bir hani onu öyle duymuş mesela, siyah ince gösterir diye duymuş, bunu öğrenmiş ve onu öyle yapan kişiler. İkinci grup risk almayanlar. Yani onu kendine yakıştığını biliyor. Ve hiç risk almıyor. Başka siyah sularda yüzmüyor. Yeni renkleri denemeye cesaret edemiyor. Örneğin çok mesela bizim grubumuz çok siyahçıdır. Evet. Onlara yeni renk mesela fuşya onlar için çok ürkütücü bir renk olabilir. Halbuki doğru tonunu bulduğu zaman küçük aksesuarlarda en azından kendi kimliğini ortaya koyabileceği, yani farklı sularda yüzerek kendine farklı dayanak noktaları bulabileceği çok güzel renkler var. Siyah, gri, beyazlar ve nötraller kişiyi çok kimliksizleştirebilir. İmza stilini ortaya koyması çok zorlaşır kişinin. O noktada birazcık küçük küçük renkleri hayatımıza dahil edip ama dikkatli bir şekilde, çünkü yanlış renk de gerçekten işte öldürmez ama süründürür. Evet. O yüzden yavaş yavaş dikkatli bir şekilde cesur renkleri de hayatlarına katmaları lazım. Onlar pek risk alamayan insanlar. Siyah bence. Giyenler, beyaz giyenler ya da krem giyenler. Genel olarak aslında bir genelleme yapabilirim. Çok fazla risk almayan kişiler. Siyah giyenler genellikle koyuluk parametresi çok yüksek olan insanlardır. İki tip siyah giyen kişi olduğumu fark ediyorum böyle birebir yaptığım görüşmelerde. Bir, siyahı çok severek giyenler. Ya ben o kadar çok seviyorum ki Zeynep siyahı, siyahtan hiç ayrılmak istemiyorum. Genellikle onlara yakışıyor. Bir de siyahı suçlu giyenler. Ya bana kilo işte aldım. Dediler ki kilo aldın, işte Zeynep siyah giyeyim ben, işte ne yapsak ama çok da sevmiyorum ama işte öyle dediler, siyah giyiyorum. Onlara da genellikle yakışmıyor çıkıyor. Kadın erkeği yok değil mi? Kadın erkeği yok. Evet, tamam. Erkekler daha az hata yapar renklerde. Eğer işte annesi ya da eşi giydirmiyorsa. Çünkü onlar kendilerine göre seçebiliyorlar bazen. Bizim Tolga'mız devamlı siyah giyiyordu. O yüzden bütün ekip gülüyoruz sevgili severek seyirciler. Severek mi yoksa suçluluk duyarak neden mı siyah? Neden giyiyorsun? Severek giyiyorsun Tolga. İşte o zaman Tolga. Yakışıyor. Gerçekten sevgili kameraman arkadaşım. Yoksa hani diyet zamanları tamam. Tamam. Evet, doğru. Bu arada siyah eğer yakışmıyorsa kişiye, yani tam siyahtan bahsediyorum. Tabii siyah da bir skala, işte demin dediğim gibi doğru tonu bulmak lazım. Herkese yakıştırılacağı bir durum var. Ama eğer yakışmıyorsa kişiye kilolu gösterir.
Aa, bunları biliyor muydunuz? Hayır, evet. Bilmiyorduk. Siyah kilolu gösterir. Kilolu gösterebilir. Şeyi biliyorum. Tek bir renk giymek daha insanı bir hani geniş, evet, kitle gibi gösteriyor. Evet, ama aslında ince de gösterebilir. Eğer o renk akışı doğruysa. Kumaş. Evet, ve şöyle bir mesela ipucu verebilirim hani kilolular için. Dışa her zaman koyular, evet, daha ince gösterir. Hmm. Çünkü ışığı emer. Evet. Açıklarda ışığı geri yansıttığı için bizi daha büyükmüşüz gibi gösterir. Mesela televizyondaki kişilerin, evet, yani spikerlerin saçlarını çok açık sarılara boyatması aslında şöyle bir şey. Ekranda daha fazla yer kaplamak. Hmm. Yani algısında o bir renk algısı, anlatabiliyor, evet, muyum? O yüzden şöyle bir ipucu verebilirim. Eğer kişi kiloluysa mesela hırka koyu renk, içi açık renk. Yani içten, bölmek. Evet, tek renk akışındaysak, hmm, yani ona monokromatik diyoruz. Tek bir kroma, tek bir renkten kıyafeti yapmak. Dışlar daha koyu, içe doğru rengi açıyoruz. O zaman, hmm, çok daha ince görünebiliriz. Evet, böyle şeyler de güzel oluyor. Kesmeler, evet, evet, ara dağıtmalar. Kesinlikle. Ama dediğin gibi bütün bunların hepsi bir illüzyon. Renk illüzyonu. Evet, renk illüzyonu. Yani illüzyon hayatta aslında gerçeği saklamıyor. Gerçeği istediğimiz gibi gösteriyor. Evet, tabii ki. Öyle değil bizi mi? Çok daha iyi gösteren. İyi gösterir. Elbiselerin yanına girin. Evet, Zeynep'ciğim. Burada iki tane değişik, evet, elbise var. Biri yeşil, biri kırmızı. Evet, aslında bunları buraya sembolik koyduk birazcık. Hı-hı. Sezonun hani renklerini görmek anlatabilmek için. Burada benim bir renk çarkım var, hep yanımda geldi. Hemen gösterelim. Hatta kitabın çarkıyla da yapabiliriz, tamam, ortasından. Onu alalım. Kitapta da sezon bir renk renklerini çarkı var. Buluyoruz. Zeynep, evet, Tarhan Muslu'yla. Zeynep artık renk bilimi profesörü benim için. Gerçekten öyle. Yıllardır bu iş için çok uğraştı. Bu kitap bence evinizin hani böyle başucu kitapları vardır. Misafirleriniz geldiğinde sohbet içinde bir fayda sağlamak, iki birbirinize güzel anılar bırakmak için almalısınız. Düşünsenize hangi renkte, soğuk mu sıcak mı olduğunuza karar veriyorsunuz. Ben, evet, çok bayıla bayıla oynarım misafirlerimle gelince bunu. Evet, bu bir oyun. Var zaten. Bu bir oyun. Bana, evet, mesaj atıyorlar. Çok tatlı eğleniyorlar. Eğleniyorlar yani. Özellikle değil genç mi? Kızlar çok eğleniyor kitapla şimdiden. Şimdi kitaba bir renk çarkı da koydum yine sembolik, tamam, hani şunu görebilsinler diye. Hangi renk hangisinin karşısında, hmm, hangi renk hangisine yakın. Yakın. Bu da önemli. Kimileri birbirine yakın renklerde iyidir, kimileri zıt renk. Zıt renk. Renk oyunlarında çok iyidir. Hmm. O yüzden bu sezon yine her sezon olduğu gibi her renk moda. Moda. Ama hangi tonları moda? Örneğin mesela yeşillerde, böyle koyu yeşiller de çok moda. Hmm. Daha böyle militar, askeri yeşiller de var. Hmm. Özellikle o tip böyle safari temalarında çok fazla göreceğiz onları. Hmm. Onları mesela soğuk gruplar asla önermem. Hmm. Daha böyle soğuk bir yeşilden ilerlemeleri değil lazım. Mi? O zaman hani bazen soruyorlar işte, o zaman safari militar bir tema yapmayacak mıyım ben? Yapabilirler ama belki o yeşil tonları değil, o temadan kendine başka bir şey. Soğuklar için söylüyorsun, soğuklar değil mi? Soğuklar için bu söylüyorum. Bu bir soğuk rengi mi? İkisi de soğuk, soğuk rengi. Yani o kırmızı da soğuk bir soğuk bir renk. Böyle denk geldi. Bugün her şey soğuk. Bütün program soğuk. Evet, doğruymuş. Benim kostümlerim soğuk alarak biz senden öğrendiklerimizle, evet, aslında şekilleniyoruz. Evet, evet, evet. Soğuk renkleri kullanıyoruz. Kesinlikle ekranda da öyle. Doğru. Şu an üstümdeki de bir soğuk renk. Kesinlikle doğru. Kullanmıyorum biliyor musunuz Zeynep'ten sonra? Çok da kendimi böyle yukarıda yüksek hissediyorum. Yani yanımda diye değil. Gerçekten bunu ben... Enerjimizi etkiliyor değil mi? Bayağı etkiliyor. Yani ben şimdi burada bir tarçın rengi giysem kendimi hissedemiyorum, inanır mısınız? Çok enteresan. Hemen tane gösterebilirim şuradan de o rengi. Bir tar, evet. Şöyle çok bir güzel söylediniz. Tarçına yakın. Bakın, bakın mesela burada ben yokum yani. Ben şu an burada yokum ve o yüzden çok sevmeme rağmen giyemiyorum. Evet. Yani bu tabii ki şimdi ekran önünde bir şekilde dengelemenin yokum formülü işte makyajdır vesairedir olabiliyor ama gerçekten hani benim anlatmaya çalıştığım şey çok doğru bir şey söylüyorsun. Saf tenle ne uyuşuyor yani kişinin kendiyle gerçekten ne uyuşuyor, o çok önemli. Yeşillerde durum böyle, mint tekrar moda oldu. Mint yeşili vardı ya böyle bir 7-8 sene önce çok var modaydı. Şurada, bakıyorum. Çok dikkat edilmesi gereken şu bir ton. Evet, onun gibi, ay, şunun şu gibi. Ay, evet. Böyle bakın tonlar. Bu tekrar moda değil mi? Bunlar bir moda oldu mu çok kötü moda oluyor ama Türk kadınına biraz Türk kadının birazcık dikkat etmesi gerekiyor bunlara. Çünkü
yani biraz kırık kalabiliyor kimi zaman, çok kayar üretimde. Ben beyazla falan böyle kombinle evet, belki. Evet, beyazla olabilir. Bunu eğer mesela koyuluk parametresi yüksek olan biri giymek istiyorsa bunu mint tonu daha da açarak kullanabilir. Siyahla mesela kombinleyebilir. Siyahla. Evet, aa, her zaman düşünmemiştim. Yani mesela işte indirimde bir şey alıyoruz, elimizde kalıyor ya, onu da giymenin bir formülünü bulabilir kişiler. Ama her zaman bakmak lazım. Hangi parametrem önde diğerlerine göre, ben ne yapabilirim onun için? Evet. Şimdi burada bir de kırmızı var. Evet, moda mı senin yine? Kırmızı her zaman her zaten. Zaman her zaman bence vardır. De öyle. Yine var. İlkbaharda da var. Çok sıklıkla gördüğümüz bir renk. Bunda da yine çok önemli bir şey. Sıcak mı soğuk mu, o ayrımı yapmak çok önemli. Kırmızının yani açıklık, tonlarında. Koyuluk, kırıklık, netlikten önce sıcaklık, soğukluktaki farkı anlamak çok önemli. Çünkü kırmızı aslında kadınların çok kullandığı bir renk. Evet. Böyle elbisede olmasa bile rujda kullanıyoruz. Ojede kullanıyoruz. Ve çok önemli. Mesela yanlış kırmızı ruj. Hemen bu yanakla dudak arasındaki çizgileri daha çökük gösterir. Bazen daha sarı gösterir. Kimisinde yüzü böyle gri gri çökertir. Kimisinde dişleri sarartır. Sarartır. Kimisinde sıcak da olsa dişleri sarartmayabilir. Yani bu tamamen armoni. Şimdi seyircilerimize bu soğuk kırmızı. Evet. Bir de sıcak kırmızı gösterelim sıcak şurada. Sıcak kırmızı tabii ki gösterelim. Buradan gösterelim. Tamam. Hemen gör. Bu da sıcak, evet, bu da sıcak kırmızı. Görüyor musunuz farkı? Sıcak kırmızı birazcık bakın, turuncuya bu göre. Turuncuya doğru. Soğuk. Bu sıcak. Evet, mesela bu sıcak son kırmızıyı şuna bakalım. Evet. Baksana çok fark var. Bunda daha turuncu mu var? Evet, içine böyle hafif hafif sarı eklenmeye başlıyorsa renk ısınmaya başlıyor. Evet, sıcak. Bunlara da siyah mı ekleniyor? Evet, ekleniyor. Siyah ekleniyor. Siyah oradan ve mavi, mavi ekleniyor. Aslında bizim 3 tane ana rengimiz var. Hangisi? Bu hani dedim ya, her alanda farklı renk sistemleri. Bu renk sisteminde 3 ana rengimiz var. Sarı, mavi, kırmızı. Bu 3 renk çok önemli. Bunların birbiri arasında yaptığı bileşke de çok önemli. Rengin içerisine ufak ufak mavi eklenmeye başlıyorsa renk soğuyor. Soğuyor. Ufak ufak sarı eklenmeye başlıyorsa renk ısınıyor. Süper bilgiydi bunlar. Çok evet, sevindim. Böyle bir şeyle de peki sıcakla soğuk renkler birbirine karıştırılmıyor yani kıyafete? Karıştırılabilir. Onu sormak istiyorum. Bu da yine kişiye özel bir şey. Mesela ben asla karıştıramam. Ama özellikle sıcak gruplar, sıcak renklerde çok iyi olanlar birazcık işin içerisinde soğuk renkte, yani renk çarkının öteki taraflarındaki renkleri ekleyebiliyorlar. Mesela ne gibi? Hemen buradan renkleri bulmak uzun sürüyor. Şuradan alalım. Tamam. Mavi ile mesela. Evet. Biz daha çok birbirine yakın renklerde. Evet. Gri ile falan paylaşıyoruz. Evet, gri ile işte bazen turkuazla, bazen morla kombinlenebilir. Siyaha kadar gidebilir. Çıkabiliriz, koyultabiliriz, beyaza kadar açabiliriz mesela. Buna daha çok monokromatik ya da birbirine arkadaş renklerin uyumu diyoruz. Bazı insanlarda şunu da çok iyi oluyor mesela. Mavi pantolon giyiyor. Evet. Gidip turuncu bir tane çanta alıyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor değil mi? Mesela örnek Burcu Esmersoy. Çok güzel giyiniyor. Yani, tabii tabii. Her böyle blok blok farklı renkler bile giyse kendi doğru tonunda giydiği sürece çok iyi görünebiliyor bence kişi. De. Ama bunu yapabilen var bu kadar yapamayan renk var karmasını. Evet ve yapamayan var. Çok doğru söylüyorsun. Kendimizle barışacağız. Yani eğer monokromatik gitmemiz daha doğruysa ya da birbirine yakın renklerde gitmemiz daha doğruysa öyle yapacağız. Her şeyin yakışanını yapacağız. Aynen. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın ederim için, bu renklerin dünyasını bize sunduğun için. Bence bu kitabı edinelim. Hatta ben aldım. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili Özlem Varoğlu yine bizle birlikte. Hoş geldin Özlem. Nasıl çok görüşmeyeli? Geçen Çin'i yaptık ve o kadar güzel ağırladınız ki sağ biz tekrar geldik. Sağ olun, buyurun. Koşa. Bugün de baskı mı yapacağız? Bugün de kumaş boyama yapacağız. Hadi hemen sizinle yapalım çünkü hemen vaktimiz yapalım. Yok. Bunu yapacağız değil mi? Evet. Şöyle ben sizin için hazırladım. Ben boyamaya başlayayım mı? Size ben boyamaya başlayayım. Haydi bakalım başlıyorum. Ben de size şöyle geniş bir fırça vereyim. Tamam. Dilediğiniz renkten başlayarak tamam. Kafasını tamam, yapmaya, bakalım. Saçlarını yapabilirsiniz. Haydi bakalım. Ben de örneği buraya nasıl transfer edileceğini gösteriyorum. Herhangi bir kağıdın üzerinden kalemle geçtiğimiz zaman kumaşımızın üzerine koyuyoruz. Evet. Ve şu şekilde bastırıyoruz. Onu nasıl yaptın önce? Bir kömür kalemimiz var. O kömür kalemiyle deseni üzerinden geçiyoruz. O kömürün karbonu şimdi kumaşımıza geçecek. Peki çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Zaten boyalar da çıkmıyor. Onun transfer yöntemi var. Bu şekilde çıktı. Aa, şimdi çok güzel. Ben bunu etrafını siyahla sizin içini boyadığınız renk gibi
Geçeceksin herhalde değil mi? Evet. Ve bu yöntemi masa örtülerine, yastıklara... Burada görüyoruz sevgili yönetmenim evet. Gezecek birazdan yaptıklarını. Şimdi çantalarda malum artık çanta kullanamıyoruz. Poşetleri kullanamıyoruz. Hepimizin çantasında kumaş çantalarımız var. Onlarla rahatlıkla bunları uygulayabiliyoruz. Bunlar yıkanıyor. Yıkandığı zaman da çıkmıyor. Çıkmıyor değil mi? Kaç derecede yıkanıyor Özlem? Yani tabii çok böyle hani kaynar. Narinde ve tersten olması önemli. Ütüyle sabitliyoruz. Bunun tabii başka yöntemleri de var. Bu şekilde yapıyoruz. Birlikte tabii yapmak istersek benim atölyem var. Oraya da gelebilirsiniz. Özlem Varol Altire'den ulaşırsınız bana. Birlikte güzel güzel boyarız. Farklı tekniklerini de öğreniriz. Şimdi yaz geliyor malum bahçeler, balkonlar şenleniyor. Dilediğimiz gibi yastıkları yapabiliyoruz. Masa örtülerimiz ve takım yapabiliyoruz. Takım değil mi? Bu. Evet. Hani hazır almadan ne renk istiyorsak, ne desen istiyorsak hepsini yapabiliyoruz. Bakayım. Oo harika. Boyuyorum şimdi süper, biraz. Evet. Mesela onun için çok zıt bir renk hazır. Şimdi öyle renklerden yapacağım. De evet, bahsederken değil mi? İçine zıt bir renk yaptığımız zaman desenimiz çok daha çok net da zevkli bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Şöyle masa örtülerimiz var. Biz İzmirliyiz ama Galata'ya hayranız. Ya Galata ile Kız Kulesi zaten değil mi? Şöyle... Öyle demiş. Galata ile Kız Kulesi'ne bakmak büyük şanstır demiş. Kesinlikle. Şairin bir tanesi. Ben de onu masa örtüsünde yorumladım. Uzunca bir uğraşlar sonucunda oluşan masa örtümü. Çok güzelmiş. Takımı, baskı mı çizilme mi? Hayır. Onu ben yaklaşık 2 hafta kadar oturdum. Önce çizdim. Ondan sonra teker teker boyadım. O bir farklı bir teknikle yapıldı. Şimdi ama bakın, sonuç çok güzel Özlem oldu. Boyuyor. Biz zaten size burada tekniği gösteriyoruz sevgili tabii, seyirciler. Burada. Siz istediğiniz şekli, şemayı çıkarıp kömür dedin değil mi? Kömür kalemiyle desenin üzerinden geçiyoruz. Ve tersinden çevirdikten sonra zaten desen burada görüldüğü gibi çıkıyor. Dilediğimiz renkte boyuyoruz. Boyayabiliyorsunuz evet. Değil mi? Her şeyi uyarlayabiliyoruz. Çok zevkli. Bunu. Evet. Marin gruplarım var tabii İzmir olunca deniz marin tabii olmazsa tabii. Evet. Marin gruplarımız var. Gündem zaten çıpalar, kaktüsler ve dere tabanları. Ya bir de o böyle insanı mutlu ediyor görüntüsü. Kışın bile kullanıyorum değil ben mi, onları. Değil mi? O çok renkli. Onlar hepimize çok iyi geliyor yapması, boyaması. Böyle çeşit çeşit boyayacağız sevgili seyirciler. Aynen öyle. Oturuyoruz. Tam bir terapi zaten boya yapmak. Hepimize ben de çok seviyorum iyi Özlem. Geliyor. Değil mi? Biliyorum evet. Biliyorum. Siz baykuşunuz halen duruyor. Getireceğim evet. Onu size bitirmiş halini. Çok keyifle yapmıştık. Dedim bugün artık baykuş evet. Yapmayalım. Böyle böyle boyuyoruz Arap sevgili. Kadını. Aynen öyle. Bunlar zaten bir gün sonra ortalama kurumaya başlıyor değil mi? Evet. Peki fikse etmek için bir şey var mı? Onu da söyleyelim. Süremiz bitiyor çünkü seyircilerimize. Tamam. Bu kuruduktan sonra mesela bugün boyadık bunu. Ertesi gün tersinden buharsız ütüyle buharımızı sabit. Buhar olduğu zaman çünkü şeyi salıyor. Buharı, salıyor değil mi? Boyayı salıyor. Peki burada kumaş önemli. Bir de onu söyleyelim. Kumaş tabii önemli. Kalın keten olduğu zaman boyayı çok daha iyi emiyor ve çekiyor. Kalın keten. Evet. Kalın ketenlerde inceler çok boyayı göstermiyor. Makinede yıkandıktan sonra da hani çok iyi sonuç vermiyor. Mümkün olduğu kadar kalın ketenle boyamak çok daha sağlıklı oluyor. Çok güzel. Oluyor. Bayıldım. Evet. Sevgili yönetmenim diyor ki o kadar sevdin ki teneffüste devam edersin. Canım benim valla hayatta teneffüsleriniz olsun. Bence sevgili Gül yönetmenim çok güzel bir şey söyledi. Bunlar bir teneffüs kesin. Değil mi? O çok güzel. Hayatın teneffüsü. Evet. Çok teşekkür çok ediyorum sevgili ben Özlem. Teşekkür biz ederim. Teneffüse devam ediyoruz. Evet. Boyamaya devam ediyoruz. Bizle kalın efendim. Alfemo'nun sunduğu Açelya ile Gülümse Hayata devam edecek. Yarışmak benim işim diyenler ekran başına. Alper Ateş sizi 360 ekranında Ben Bilirim'e davet ediyor. Eğlenceli bilgi yarışması.